Kanal 60 Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. Günün başlıklarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya'da Altın Müzesi ve El Sanatları Çarşısı'nı gezdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Latin Amerika ziyaretinin ilk durağı Kolombiya'da Altın Müzesi, Museo del Oro ve El Sanatları Çarşısı'nı gezdi. Museo del Oro'ya gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı müze müdürü karşıladı. Yetkililer müzedeki eserler hakkında çifte bilgi verdi. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte yöresel el sanatları ürünlerinin satıldığı bir çarşıyı da gezen Recep Tayyip Erdoğan, buradaki ürünleri inceledi ve tezgahtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı ise Küba olacak. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Karadağ bugün görevinden istifa ederek Tokat'tan milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Almus Bağtaşı kasabasından olan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Karadağ, Ankara'da kentsel dönüşümün mimarı olarak bilinmekte. Gerçekleştirmiş olduğu belediyecilik anlamındaki işler, yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin model aldığı çalışmalar arasında yer alıyor. 30 yılı aşkın bir zamandır Ankara'da önemli kademelerde bürokrat olarak çalışan Karadağ, Ankara'da geniş kitlelerle olan olumlu diyaloglarıyla tanınıyor. Karadağ kimdir? 1960 yılında Tokat Almus ilçesine bağlı Bağtaşı kasabasında dünyaya geldi. 1968 yılında babasının işi gereği Ankara'ya taşınan Erdoğan Karadağ, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Tapu ve Kadastro Yüksekokulu'yla İşletme Fakültesi okuyan Karadağ, 1978-1979 yılında Kastamonu'yla Bölge Tapulama Müdürlüğü'ne atandı. 1981 yılında tekrar Ankara'ya dönen Karadağ, birbirinden başarılı bürokratik görevlere de imza attı. Çocukluğu çok fazla Tokat'ta geçmeyen Başkan Erdoğan Karadağ, 20'li yaşlardan sonra Tokat'a ve doğduğu köye her zaman hasretlik çekti. Karadağ, nerede bir Tokatlı hemşerisinin bir sıkıntısından haberdar olsa, derhal o hemşerisine kol kanat gerer, yardımını esirgemez ve bir Tokat sevdalısı olarak Tokatlıların gönlünde taht kurmuş bir isim. Ankara'da Tapu Kadastro Müdürlüğü yaptığı dönemden itibaren kurduğu çeşitli platformlarla Tokatlıları bir araya getirerek Tokat'ın sesini duyurmayı başardı. Değerli izleyenler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kardeşi Azmi Kocaoğlu memleketi Erbaa'ya getirilerek son yolculuğuna uğurlandı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden 64 yaşındaki Azmi Kocaoğlu'nun cenazesi Tokat'ın Erbaa ilçesindeki baba ocağına getirildi. Ertuğrul Gazi Mahallesi Atakent sitesinde helallik alınırken duygusal anlar yaşayan merhum Azmi Kocaoğlu'nun abisi Aziz Kocaoğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra cenaze Merkez Büyük Camii'ne getirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu burada taziyeleri kabul etti. Azmi Kocaoğlu'nun cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Tokat Valisi Cevdet Can, CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal, Erbaa Kaymakamı Abdülkadir Demir, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanlarıyla vatandaşlar katıldı.
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun babası İhsan Kocaoğlu da geçen yıl 25 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Aziz Kocaoğlu, kardeşi Azmi Kocaoğlu'nun vefatıyla Şubat ayında bir yıl içinde ikinci acıyı yaşadı. Vallahi kardeşimi kaybettim. Üzüntülüyüz. İşte cenaze törenindeyiz. Nur içinde yatsın. Rahatsızdı. Sağ ol. Evet, cenazenin ardından taziye ziyareti için Erbaa'ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Kocaoğlu ailesine başsağlığı diledikten sonra gündem hakkında açıklamalarda bulundu. Bayağı Aziz Bey'in kardeşi Hasan'ın başsağlığına geldiniz. Evet, kendisine ve ailesine başsağlığı dileklerimizi ilettik. Kazisine ortak olduk. Bugün de buradayız örgütümüzle. Beraberiz, onları ziyaret ettim. Birazdan tekrar Ankara'ya döneceğiz. Ankara'nın sıcak gündemi var tabii. Efendim, gündemde Hakan Fidan'ın istifası vardı AK Parti'den adaylığı için. Cumhurbaşkanı Erdoğan da karşı çıktığını açıkça belirtti. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii 90 yıllık bu cumhuriyetin tarihinde ilk defa bir müteşarı bildiğim kadarıyla daha görevdeyken ayrılıp milletvekilini seçiyor. Yani cumhuriyetin geleneğinde böyle bir şey yok. Çünkü MİT sonuçta devletin önemli kurumlarından bir tanesi. Bütün hafıza orada, devletin hafızası orada. MİT gibi kurumların siyasallaşmaması lazım. Hiçbir biçimde siyasallaşmaması lazım veya bir siyasi partinin emrine girmemesi lazım. Adaylıkla anlaşıldı ki sonuçta MİT siyasal bir kurum haline dönüşmüş. Bu kadar çok siyasallaşan bir başkandan sonra. Ama tabii ki siyaset herkesin hakkı. İstifa edip aday olabilir. Bizim açımızdan önemli olan biraz önce değindiğim konudur. MİT siyasallaşmıştır. Ve AK Parti'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AKP'nin ve hükümetin çiğine girmiştir. Emrine girmiştir. Ve değişik algı operasyonları da kullanılmıştır. Bu istifa aynı zamanda onu da doğrulamaktadır. Tabii Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın söylediği sözler de çok önemli. Benim sırdaşım diyor. Yani birçok bilgi onunla paylaştım diyor. Orada kalmasını yeğlerdim diyor. Ben de sormak isterim, hangi kişisel bilgileri paylaşmış? Hangi özel yaşamını paylaşmış kendisiyle? Dolayısıyla bu sözler birlikte değerlendirildiğinde MİT'in devletin istihbarat teşkilatı olmaktan çıktığını çok rahat anlıyoruz. Bir de tabii bu dönemde çok önemli olaylar oldu. MİT'in sorumlu olan çok önemli olaylar oldu. İşte Uludere'de, Roboski'de 34 insan katledildi ve MİT'in sorumluluğu olduğu ortaya çıktı. Daha geçenlerde İçişleri Bakanı açıklama yaptı. İstanbul'da Molotov kokteyl atılması sonucu ölen bir genç kızımızla ilgili eylemin MİT tarafından gerçekleştirildiği söylendi. Keza Paris'te cinayetler işlenmişti. Onun MİT'le ilgisi olduğu ortaya çıktı. MİT'e ait belgeler yayınlandı. Ve bütün bu operasyonlar yapılınca da MİT'in başında Hakan Fidan vardı. Yani birçok kirli işin içinde de, hukuk dışı işin içinde de MİT vardı. Oradan siyasete geçmiş olması hep böyle bu sorularla alınacak. Ayrıca ilk defa, bakın ilk defa MİT yasasına değişiklik yapıldı ve bu dönemde yapıldı. Ve MİT mensuplarına yargı muafiyeti getirildi. Korkunç bir biçimde. Yani şu anda yargılamaları mümkün değil. Herhangi bir yerde suç deseler başbakanın iznine bağlı, eskaza izin verilirse Ankara'daki bir tek mahkemede yargılanacaklar. Bu kadar çok koruma getirilmesinin nedeni de bana göre MİT'in içinde bulunduğu hukuk dışı ilişkilerdir. Ve MİT'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın devlet kurumu olmasından çıkmış olmasıdır. Efendim, bir de İsviçre'de bankalarda Türk kişilere ait paralar, birçok para çıktı. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya birçok, yani Türkiye'nin bir kara para cenneti oldu. Bir kez daha tescillenmiş oldu. Yayınlandı tabii, milyar dolarlar yatırılmış Türkiye'li iş adamlarına ait. Hepsi kara para. Yani son dönemlerde, özellikle son 12 yılda bu ilişkiler çok arttı. Dün
İstanbul'da bir önemli ziyarette bulundum. Eski Mali Şube Müdürünü ziyaret ettim cezaevinde. Yakup Saygılı'yı 17 Aralık soruşturmasından hemen sonra 18'inde görevden almıştı. Yani bütün bu kirli ilişkilerin İstanbul'da nasıl geliştiği noktasında çok ayrıntılı bilgi sahibi olduğunu gördüm. Ve şunu söylüyorum, yani bu dönemde işte hep şu söylendi, çalıyorlar ama çalışıyorlar. Tam tersi, çalmak için çalışıyorlar. Bu paralar da onu gösteriyor zaten. Değerli izleyenler, Tokat'taki mahallelerde tehlike arz eden binaların yıkımına başlandı. Başkan Eroğlu kent estetiği için bu çalışmaların önemli olduğunu söyledi. Erenler Mahallesi'ndeki terk edilmiş, kullanılmayan, yıkılmaya yüz tutmuş, tehlike arz eden 10 evin yıkım çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bu tür binaların tespiti ve yıkımı için yaklaşık 3 aydır çalıştıklarını söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı Metin Polat'la birlikte incelemelerini sürdüren Başkan Eroğlu, kentte 30 metruk evin yıkım kararını aldıklarını belirterek şöyle konuştu. Evet, bugün şu anda Erenler Mahallesi'ndeyiz. Erenler Mahallemizde biraz önce 3 tane evin, metruk evin yıkımını yaptık. Şimdi de yine 2 tane yan yana olan bir evin yine yıkımını inşallah yapmış olacağız. Bununla alakalı kısaca bir ben de açıklama yapmak isterim. Tabii sizlerce de malum olduğu üzere böyle metruk olan, terk edilmiş olan, kullanılmayan, farklı amaçlarla belki kullanılan ya da yıkılmaya yüz tutmuş insanlara tehlike arz eden Tokat'ımızda birçok ev var. Bunlarla ilgili biz yaklaşık 3 aydır çalışma yapıyoruz. Hem tespit yapıyoruz, hem mülkiyetlerine bakıyoruz, hem de bunların nasıl yıkılacağıyla ilgili de çalışmalar başlatmıştık. Ve en son 30 tane Tokat'ta metruk evin yıkım kararını aldık. Bunun buradan en azından değerli Tokat hemşerilerimize müjdelerini verelim. Zira bu evlerin kimisinde çetinerci dediğimiz ne yazık ki evlatlarımızın, çocuklarımızın zaman zaman oralarda olduğu, bazen farklıca yasaklı maddelerin içildiği, böyle evler, rahatsız edici binalar vardı. Bunun yanında yine tehlike arz eden, her an uçmak üzere olan da bazı binalar vardı. Biz emniyetimizle, valiliğimizle görüşmek suretiyle bu 30 tane evi tespit ettik. Ve bu 30 tane evin de yıkımıyla ilgili yasal şu anda tüm şartları biz elde ettik ve yıkmaya başladık. Geçtiğimiz hafta 5'e yakın böyle ev yıktık. Yine bugün de 5 tane daha yıkacağız. Bunun 3 tanesini biraz önce sabah ekiplerimiz yıktılar. Ve şimdi de yan yana olan 2 tane binayı da yıkıp böylece 2 hafta içerisinde 10 tane metruk binayı yıkmış bulunmaktayız. Geriye kalan 20 tane binada da şu anda tebligatlarını yaptık. Sahipleriyle görüşüyoruz. Ve yakın zamanda önümüzdeki bir ay içerisinde de bu geriye kalan 20 tane daha binayı da yıkmak suretiyle bu metruk tehlike arz eden ya da farklı amaçlarla kullanılan topluma yarar sağlamayan bu tip binaları inşallah yıkmak suretiyle bizler bu anlamda Tokat'ımızın çevresini de, Tokat'ımızın sağlığını da, Tokat'ımızın güvenliğini de bu anlamda da inşallah faydalı hale getirmiş oluyoruz. Tabii bu 30'da kalmayacak. Yine yaptığımız incelemeler sonucunda daha da oluşacak binalar olduğu surette de biz bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Halkımızın isteklerine, halkımızın taleplerine kulak kesildik. Bundan sonra da kulak kesilmeye devam edeceğiz. Ve inşallah biraz sonra da bu 9 ve 10. 2 tane binanın da yıkımını yapmak suretiyle bu metruk binaları inşallah çok güzel bir şekilde park olmak suretiyle ya da başkaca topluma faydalı olacak bir şekilde buraları mahallemize kazandıracağız. Ve ben bu anlamda da bize destek veren başta valiliğimize, emniyetimize, muhtarlığımıza ve yine bu binaların sahibi olan kişilere de ben de buradan teşekkür ediyorum. Ve ben de hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Tokat Ziraat Odası 13. olan genel kurulu sona erdi. İşte seçim sonuçları. Tokat Ziraat Odası 13. olan genel kurulu sona erdi. Kongrede mevcut Başkan Ahmet Dökülen'le Ekrem Şimşek'in listeleri yarıştı.
141 delegeden 139'unun oy kullandığı seçimlerde dökülen 73 oy alarak tekrar göreve seçilirken Ekrem Şimşek ise 65 oy aldı. Bir oysa geçersiz sayıldı. Ziraat Odası Başkanı olarak 36. yılına giren Başkan Dökülen 4 yıllık dönem için tekrar göreve seçilmiş oldu. Evet, tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Tokat'ta nasıl seyredecek? Hava tahmin raporunu Tokat Meteoroloji Müdürü Şükrü Koç'tan öğrendik. Tokat Meteoroloji Müdürlüğü'ndeyiz. Meteoroloji Müdürümüz Sayın Şükrü Koç yanımızda. Hava tahminlerini alacağız kendisinden. Tokat'ta kar bekleniyor mu? Kar yağışı gelecek mi? Çünkü tüm yurdu artık kar etkisi altına almaya başladı. Müdürüm merhaba. Evet, merhaba. Sizlerden Tokat ili için böyle 4-5 günlük bir tahmin alabilir miyiz? Kar geliyor mu Tokat'a? Tokat'ta bu an itibariyle bu akşam saatlerinde yağış başlayacak. Yağış yükseklerde kar, aşağıda yağmur. Daha sonra karla karışık yağmura dönüşecek. Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Çarşamba ve perşembe gününden sonra sıcaklıklar eksi derecelerde. Gündüzde 9-8 dereceler civarında olacak. Sıcaklıklarda önümüzdeki günlerde düşüş bekleniyor. Peki kar yağışının kaç gün süreceği tahmin ediliyor? Perşembe gününe kadar kar yağışı bekleniyor. Zaman zaman kar yağışlı olacak. Peki tabii ki dışarı çıkacaklar ve sürücüler için de biz buradan bir uyarıda bulunalım değil mi müdürüm? Tabii ki. Yani baca zehirlenmelerine karşı hafif hafif rüzgar zaman zaman esecek. Hı hı. Yükseklerde kar olacak. Hı hı. Trafik zorlanacak. Merkezde gerçi olmayacak ama yüksek kesimlerde taşımalı eğitim için bazı zorluklar yaşanabilecek. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Tokat'ta tahminleri aldık sevgili izleyenler. Kar yağışı bekleniyor Tokat'ta. Sürücülerin şimdiden önlemini almasını bizler de Kanat Piş ekranlarından duyuruyoruz. Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen kar şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Başçiftlik ilçesi Orta Yayla mevkisinde kayak severler düzenlenen şenlikte bir araya geldi. 1600 rakımlı dağın eteklerinde yapılan kar şenliklerine Tokat Valisi Cevdet Can, Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, Avrupa Tokatlar Federasyonu Başkanı Salih Yılmaz'la çok sayıda vatandaş katıldı. Ülkemize hayırlar getirecek, bölgemize bereket getirecek. Bizlerin yollarını kesmiş olan bu bembeyaz kar örtüsünün dezavantajdan avantaja nasıl çevrileceğini gösterebilmek için burada toplanmış bulunuyoruz. İnşallah sizler bu garip gibi görünen bu ilçenizin, bu bölgenin gelecekte Türk turizmine hizmet edeceğini inşallah şahit olacaksınız. Bugün burada bunun meşalesi yakılmıştır. Yapılan konuşmaların ardından şenliklere gelenler kayak keyfi yaşadı. Kimi vatandaşlar profesyonel kayak malzemelerini kullanarak kayak yaparken, kimileri de ipli kayakla kayak yaptı. 7'den 70'e kayak severlerin ilgi gösterdiği şenliklerde tepsi, şamyel, naylon gibi malzemeler kullanarak kayak yapanlar da oldu. Renkli görüntülerin yaşandığı şenliklerde zaman zaman küçük kazalar da yaşandı. Şenliklere katılan vatandaşlara eldiven, kaşkol, bere hediye edilirken ayrıca sucuk ekmek de ikram edildi. Kolay gelsin Sayın Bakanım. Önce gizli gizli kimsenin görmediği yerlere biraz antrenman yapayım. Tamam mı? Ondan sonra kayacağım. Oldu mu? Ama çok güzel bir şey. Bu lastikler benim çocukluğumu hatırlattı. Cizlavut lastikler. Samsun emek efendim. Yalnız bir hafta alıp sen üretiyordun bunlar. Bunlar da çobanlık yaparken memlekette çok yedik lastiklerle. Onları görüntü böyle içim duygulandım gerçekten böyle çocukluğumda. Bizim kısaklıklar tabii farklı ama. Bundan da siz antrenman yapın başkanım. Evet sayın başkanım. Gelecek mi? Snowboard'a gir. Çekme abi. Çekme.
Açın. Çok güzeldi. Teşekkür ederiz belediye başkanımıza. Güzel, çok eğlendik. Güzeldi yani. İlk defa kaydım. Kayağınız da biraz farklı diğerlerine göre. Evet, başçıklık kayağı herhalde. Bunu tam bilmiyorum. Güzeldi yani. Teşekkür ediyoruz. Emeğe geçen herkese. Evet, her şey çok güzeldi. Ben de ilk defa kayıyorum. Güzeldi yani. İbrahim Gümüştekin, Bayçivil, Tokat. İstanbul'dan kaymak için geldik. Yaklaşık 900 kilometre yol aldık ama her şeye değdi. Hakikaten çok harikaydı. Kayaklarınız da biraz diğerlerinden farklı. Kayaklarımız genellikle daha çocukluk yaştan itibaren bu kayaklarla kaymaya alıştık. Buraya mı özgü bir şey? Başka bir yerde ipli olarak yoktur. İp bizim bir nevi frenimiz olmuş oluyor. Kayarken istediğimiz yere, istediğimiz şekilde dönebilme şansımız var ipte. Allah bir kaç cümle var, nasıl heyecanlı mı? Daha önce yaptın mı hiç güzel? Kayak yapmış mıydın? Evet, İstanbul'a kısa bir süre veda eden kar yağışı İstanbullulara dün akşam itibariyle yeniden merhaba dedi. Meteoroloji yetkililerinin İstanbul'a geri döneceği uyarısını yaptığı kar akşam saatlerinde yüzünü gösterdi. İki Telli ve Başakşehir bölgesinde akşam saatlerinde suyla karışık başlayan kar saat 23 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan yağışlar devam ediyor. Bazı bölgelerde ise termometrelerin 0 dereceyi gösterdiği görüldü. Evet, ekonomiden bir gelişmeyle devam edelim değerli izleyenler. Petrol ve döviz fiyatlarındaki artışla birlikte akaryakıt fiyatlarına bir zam daha eklendi. Motorinin pompa fiyatı 9 kuruş artırıldı. Akaryakıt şirketleri bir hafta içinde motorine 3 kez zam yaptı. Geçen hafta başında motorine yapılan toplam 15 kuruşluk zamın ardından motorinin litresine 10 kuruş daha zam geldi. Zam sonrasında İstanbul'da 1 litre motorinin fiyatı yaklaşık olarak 3,74 liradan 3,84 lira seviyesine, Ankara'da ise 3,79 liradan 3,89 lira seviyesine çıktı. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Tokat sarması oynayan ufaklık herkesi kendine hayran bıraktı. İşte sevimli miniğin o dansı. Tokat'ın yöresel oyun havalarından Tokat sarması oyununu oynayan 6 ila 7 yaşlarındaki çocuk müziğin ritmine sağladığı uyumla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Küçük çocuk oynadığı oyunla izleyenleri gülmekten kırıp geçirirken adeta Tokat sarması böyle oynanır dedirtti. Thank you.
Gülben Hanım. Şu an bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşalım. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Sağlık Koordinatörü Celil Göçer görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Bu bilgiyi de sizlere aktardıktan sonra bültenimizi burada noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.